Merhaba sevgili sinema severler ve izlemek zorunda olanlar, hoş geldiniz. Bu bölümde gelen istek üzerine Bozkır dizisini izleyip incelemesini hazırladım sizin için. Yani ilk defa istek üzerine bir bölüm hazırlamış oldum. O zaman fazla uzatmadan bir bakalım bu Bozkır dizisi izlenebilir bir dizi mi? Öncelikle dizi hakkında genel bilgilere bir bakalım. Bir Blue TV projesi olan 2018 yapımı Bozkır'ın yönetmen koltuğunda Bahadır İnce yer alıyor. Senaryosunu ise Levent Cantek, Ali Demirel ve Barış Erdoğan yazmış. Yani 3 kişi birleşip diziye girmişler. Neyse, dizi 88 plaka kodlu bilinmeyen bir İç Anadolu ilinde geçiyor. Yani gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiser ve ekibinin hikayesini anlatıyor. Ekip dediğime de bakmayın, iki kişiler de olsun. Seyfi mesleğinde deneyimli bir başkomiserdir. Genç ve deli dolu olan bu çaylak polis Nuri Pamir ile, Pamir değil Pamir, bir çocuk cinayetini aydınlatmaya çalışıyorlar. Ya böylece de Seyfi ve Nuri Pamir büyük bir gizemin içine sürükleniyorlar. Ama nasıl bir gizem ya? Tabii hikaye çok fazla derinleşip dallanıp budaklanıyor. Oyuncu kadrosunda ise Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli, Bilge Önal, Merve Çağaran, Esra Kızıldoğan, Kazım Sinan Demirer ve Sermet Yeşil var. Bu kadar genel bilgi yeter, hadi geçelim. Öncelikle dizi standart televizyon dizileriyle kıyaslanamaz. Tabii Behzatçı ile kıyaslanabilir. Ama Behzatçı'ya da standart televizyon dizileriyle kıyaslanamaz. Olsun, neyse, çok karıştırmayalım. Ya izlerken de zaten pek çok kısımda bir Behzatçı havası göze çarpıyor. Fakat bir eksiklik var. Bozkır dizisinde polisler karizmatik gösterilmiş. Yani Behzatçı'da ise karakterler oldukça doğal ve gerçekçiydi. Örneğin ilk bölüm üzerinden bir kıyaslama yapalım. Suriyeli göçmenleri suçlamanın ve halkı galeyana getirmenin çok basit olduğunu göstermişler. Ama yani bölüm sanki Behzatçı'nın yardımcı oyuncularıyla çekilmiş gibi, diyaloglar fazla mekanikti. Yani verilmek istenen mesaj organik değil de bu mikrodalgada ısıtılan donmuş gıdalar var ya, ha onlar gibi kalmış işte. Ya direkt gömmeye başladıysak oradan devam edelim madem ya. Televizyon dizilerinin klişelerinden kaçmak isteyen bir yapımsın. Fakat gereksiz slow motion kullanımını da hiç ihmal etmemişsin. Ya haftalardır diyorum, anlamsızsa yapmayın işte. Yani yerli noirlerin en büyük dezavantajı olan bu gizemi mimiklerle vermeye çalışma klişesi de var. Mesela Masum dizisinde bu yoktu. Neyse, hikayede baskın olmasa da klişeler üst üste geliyor. Zenginin nüfusunu kullanması, zenginin yine karanlık işler çevirmesi, gizli ve aşk üçgeni ve benzeri klişeler bunlar. Yani bir an yan sekmede Av Mevsimi açıldı da arkadan o oynuyor zannettim, yani öyle bir klişe. Örneğin mesela zenginim ama suçluyum değil mi diye soruyor Altan Erkekli dizide. Ama o kadar havadan bir yaklaşım olmuş ki bayağı bir sırıtıyor. Ya zaten Altan Erkekli de sırıtıyor. Ya karakteri benimsememiş ya da üstüne düşmemiş. Yani diğer karakterler Bozkır dizisinde oynuyor, Altan Erkekli Bana Bir Şeyler Oluyor da oynuyor. Yani hiç orada değilmiş gibi oynuyor. Yani pek çok sahnede de o kadar böyle bir sırıtıyor ki bütün gerçekliği kırıyor. Mesela kemiklerin bulunduğu sahnede gizem yaratmak için bir oyun veriyor ama gizem yaratmak yerine bütün olayı çözdürüyor. Madem oyunculardayız, Seyfi'ye yani Yiğit Özşener'e bir bakalım. Gerçekten müthiş oyunculuk. Yani insan her yapımda nasıl benzer karakter oluşturabilir? Ha işte böyle oluşturur. Yani yeri televizyon dizileri bence. Yani o karizmatik duruşu televizyon dizilerinde bayağı iş yapar. Ya ayrıca başrolü oynaması gereken Sermet Yeşil'i niye lokantacı yapıp bıraktınız ya? Bir de Ekin Koç'a bakalım. Ya merak ettiğim şey, karakteri film izleyerek mi yaratmış acaba? Ya da sürekli sert olursa karakter olabileceğine mi inanmış? Neyse, biraz kötü konuştum belki ama olumlu şeyler de söyleyeceğim Ekin Koç için. Bilge Önal'a gelelim. Yani tek bir sorum var. Niye karakter yaratmadın? Hayır, yani bir Başkadır dizisinde yapabildiğini gördüm, ondan soruyorum. Bizim başka gömeceğimiz bir şey kaldı mı ya? Ha ooo, evet, kalmaz mı? Asıl gömeceğimiz kısım kaldı. Mantık hataları. Şimdi 9. bölümde katilin neler yaptığını görüyoruz. Artık hikaye bize gösteriyor neler olduğunu, neler yaşadığını. Hani bu Nuri Pamir'in Abbas Bey'in villasında bırakıldığı an var ya. E orada katilin yakalanması lazımdı. Neden mi? Ya bu adamın bahçesinde kamera yok mu? Çünkü oturma odasında bile kamera var da. Yani nasıl geldi bu komiser bahçe? İşte tam olarak burada sıçıyor. E onu da geçtim. E bu katil hastanede maskesini açıyor. Hani kamera? Hayır, yani bari en azından böyle bir çaktırmadan kameraları kontrol edip öyle açsaydı. Ya işte biz seyirciyi duygusal olarak tuttuk. Bu saatten sonra ne versek yerler akışı bu. Hastanede Nuri komiser ve psikolog Tülay sevişirken bu kameralar otomatik kapanıyor herhalde. Çünkü katil orada Tülay'ın odasına fotoğrafları bırakıyor. Ama bu fotoğrafları kim getirdi diye bakamıyorlar. Ya bu fotoğrafla ilgili kısımsa daha da komik. Yani fotoğrafı görür görmez zaten dövmenin kime ait olduğu anlaşılıyor. O yalandan hatırlama sahnesi aşırı gereksizdi. Yok ya, komiserim salona uğramaz oldum falan. Ha doğru, evet, salondaydı. Aa bir dakika Serkan. Çok gereksizdi. Yani acıktım çünkü midem var gibi bir şey olmuş.
Neyse, böylece gömme ve mantık hatası kısmını bitirdik. Şimdi de olumlulara bakalım. Ya o kadar gömdük ki şimdi nasıl olumlu konuşacağız? Şimdi olumlu kısımlara sinematografiyle başlayalım. Ya öncelikle oldukça başarılı bir color kullanımı var. Bunu belirtelim. Yani bir polisiye dizisinde bu kadar güzel bir color kullanımı daha önce görmemiş olabiliriz. Aynı şekilde çekimler de oldukça başarılı. Şehrin küçüklüğü ve bozkırın büyüklüğü çok güzel resmedilmiş. Yani her açı özenle çalışılmış resmen. En güzel tarafı da anlamsız seçmeli netlik kullanımının olmaması. Sonunda bir dizide denk gelmedim, çok da mutlu oldum. Yani isyan etmedim. Hatta geniş kadrajlarda bir Nuri Bilge havası bile var. Ya tamam, plan sekans değil, kesmeler var ama olsun. Hatta bu yol sahnelerinde sahne bitmesin dediğim bile oldu. Ya hikayede de çok fazla klişe ve hata olsa da altyapıdaki Freudian yaklaşım oldukça başarılıydı. Yani beklenmedik bir noktaya ilerliyor gerçekten. Yani bir Noir'den beklentimiz de bu zaten. Bu hikayedeki sahne geçişleri de oldukça başarılıydı. Özellikle de sevişme sahnesinde daha sevişme başlamadan sevişme nefesinin sesiyle direkt bozkır görüntüsüne geçmek. Yani sahne geçişiyle mesaj verilmesi oldukça başarılı. Yani güzel başka bir tarafı da Anadolu şivesinin ve ağızlarının diziye gerçekten hakim olması. Adeta seyirciyi alıyor, o bozkırın ortasına bırakıyor. Ayrıca dizinin genelinde de ters tepkiler klişe bir laf sokma şeklinde verilmiyor. Yani gereksiz bir komedi yaratılmıyor. Ha, komedi yok mu? Var tabii, olmaz olur mu? Yani mesela Nihal'in sonunda evli çıkması ve kocam tır şoförü 2 hafta yok geyiğine dönmüş olmamız. Aynı zamanda yine bir toplumsal eleştiri de var tabii bir burada. O zaman 2 komik sahne daha görelim. Sen egzozunu sikeyim mi? Egzozunu sikeyim. Şimdi yani küfür bu kadar doğal olunca gerçekten güldürüyor. Bir de efsane bir giriş sahnesi var. İndirin lan silahları. Çek elini klavyeden. Bırak ne yapıyorsan. Ara memurumuz var, işlem yapacağız. Hayırdır abi, ne yaptık ki? Al bunların hepsini, topla. Topla topla. Abi. Ulan bir de sigara içiyorsunuz. Ulan bok gibi kokutmuşsunuz mekanı. Siktir geç. Hep internet kafeye bu kadar havalı bir giriş yapmak istemiştim ama hiç böyle bir giriş aklıma gelmemişti. Gerçekten güldürdü. Neyse, göndermeler hadi genel olarak yine başarılıydı ama 2 tane replik oldukça farklıydı. Yani daha önce herhangi bir film veya dizide görmediğim bir deyimle. Hemşireler hayata erken atılıyorlar. Yani bir sağlık meslek lisesi göndermesi. Yani başarılı. Asıl müthiş replik ise maaşına ve kıdemine mahkum olmuş polis dediğin. Kanunu değil, kendini kolluyor. Yani standart havada kalan bir gönderme değil de şairane bir göndermeydi ve etkileyiciydi. Evet, şimdi de oyunculukların olumlu kısımlarına bir bakalım. İlk olarak Sermet Yeşil. Yani rolü ne kadar küçük olsa da naturalist oyunculuğuyla ön plana çıkmayı başarmış. Keşke Seyfi karakterini oynuyor olsaydı. Bir de Ziya karakteri var. Sinan Demirer. Yani bu şive yapmak değil, resmen yaşamak. Yani bir an ben bu karakterin gerçekten var olduğunu, dizide kendini göstersin, kendini oynasın diye eklendiğini falan bile düşündüm yani. Nur Fettahoğlu'na gelecek olursak, yani çok zor bir karakterin altından gerçekten başarıyla kalkmış. Yani karakteri de oldukça güzel bir şekilde yaratmış. Yani bu sefer kendisini değil de karakteri görmek güzeldi. Aynı şeyler Merve Çağrı'nın içinde geçerli. Yani dul kadın karakterinde klişeden çıkmış. Her ne kadar aynı karakter Behzat Ç'de de olsa başarılı bir şekilde vermiş. Esra Kızıldoğan ise kocasının takıntısından dolayı onu terk edecek olan klişe bir karakter yaratmak yerine gayet spesifik bir karakter yaratmış. Son olarak da Ekin Koç'a gelelim. Birazcık gömdük ama şimdi Ekin Koç gerçekten başarılı olabilecek bir potansiyele sahip ki Okul Tıraşı filminde de bunu çok net bir şekilde gördük. Keşke hep Okul Tıraşı ve benzeri şekilde oyunculuklarını görebilsek Ekin Koç'un. Evet, Bozkır dizisini inceledik. İzlenir mi? Yani kesinlikle izlenir. Ya tamam, çok başarılı değil belki. Ama 2018 yapımı olduğunu düşünürsek ve televizyondan çıkışın daha yeni yeni olduğunu düşünürsek gayet de televizyon dizilerine göre çok daha başarılı bir dizi. Hele bir de gizem ve polisiye seviyorsanız tam sizlik. Ha, ayrıca yani bu incelemeyi rica eden takipçilerimizden de paylaşmalarını bekliyorum elbette. Öyleyse bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sinemayla kalın ve hoşça kalın.